Van'da gençler TÜGVA'nın doğa kampı ile tatilin keyfini çıkardı. Kampa Van'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinden de öğrenci katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler, Türkiye Gençlik Vakfı doğa kampı ile tatilin keyfini yaşıyor. Yani bizim için yeterince iyi olanak oluyor. Gençler için minik de olsa bir kurtuluş, küçük bir tatil, hoş. Yani genelimize baktığımızda böyle bir tepkiyi söyleyebiliriz. Yani burada çeşitli etkinliklerimiz var, sahalarımız var. Ekstra geziye çıkıyoruz. Van Gölü'nün kıyısında Edremit Fidanlık Tabiat Parkı'nda düzenlenen kampa Van'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinden öğrenciler katılıyor. Geçen yıl 2021'de 60 bin tane gencimizi doğa kampımızda ağırlamıştık. Biz bu sene Van'da ilk defa bunu yapıyoruz, doğa kampımızı. Şu anda hedefimiz işte 1500 tane gencimizi burada ağırlamak. Bugün burada 3. 4. grup ağırlıyoruz. Van merkez ilçelerinden, çevre ilçelerden, Malatya'dan, Hakkari'den ve bugün de işte bugün Bitlis ve Ahlat'tan kardeşlerimizi ağırlıyoruz. İnşallah bundan sonraki ekibimiz üniversiteden gelecek kardeşlerimiz olacak. Erkek etabını bitireceğiz. Erkek etabını bitirdikten sonra da 3 grup üniversite hanımlarımızı, lise hanımları ve de anne kız kampı olarak, yani anne ve kızı aynı anda burada kampta barındıracak şekilde 3 kampımızı daha yapıp ondan sonra da inşallah kampımızı sonlandırmış olacağız. Onlarca farklı sportif faaliyetlerin yer aldığı TÜGVA Doğa Kampı'nda yüzlerce öğrenci bir yandan kamp deneyimini yaşarken bir yandan da liderlik, öz yaşam becerileri ve temel din eğitimlerini alıyor. Bizim burada etkinliklerimiz var. Futbol oynayabiliyorlar, basketbol oynayabiliyorlar. İstasyon oyunlarımız var. İstasyon oyunlarının haricinde hemen ertesi gün bir Van şehir turuna çıkartıyoruz işte dışarıdan gelen kardeşlerimizi. İşte Van Kalesi bugün tabii açıksa Van Müzesi'ne götürüyoruz. Edremit Kız Kalesi'ne götürüyoruz. Yani Seyirtepe'ye götürüyoruz. Daha sonradan da buradaki etkinliklere devam ediyor. Şu anda bizim kampımız toplamda 100 kişilik bir kamp. Her grup 100 kişiyle ondan oluşuyor. Sabah, öğlen, akşam zaten yemeklerini yiyorlar. Buradaki en önemli şeylerden, bizim en önemli etkinliklerimizden biri namaz etkinliği. Namaz etkinliklerine muhakkak uyuyorlar kardeşlerimiz, Allah razı olsun.